Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hoş geldiniz. Sizlere bugün hızlandırılmış kursu izleyebilmenize, bu stüdyoyu ve bu stüdyonun içinde yer aldığı depoyu kurabilmemize sebep olan olaylar silsilesinden bahsedeceğim. Depolar için malzeme depolayan bir depo doğru. Sanayi devriminden konuşmanın zamanı geldi demektir. Sanayi Devrimi her ne kadar 1750 ile 1850 arasında Fransız, Amerikan, Latin Amerika ve Haiti devrimleriyle aynı zamanda gerçekleşmiş olsa da Sanayi Devrimi tüm bu devrimlerin en devrimcisiydi. Hayır, değil. Tüm devrimler yeni sınırlar ve bayraklarla sonuçlandı. <laughs> Kızlandırılmış kurusta 15 bin yıllık tarih işledik. Sınırlar ve bayraklar sürekli değişti ve değişmeye devam edecekler. Ama tüm bu zaman içinde atıklarımızdan nasıl kurtulduğumuz, içme suyumuza nasıl ulaştığımız ya da kıyafetlerimize nasıl sahip olduğumuz konularında pek de bir şey değişmedi. İnsanların çoğu kendilerine yiyecek sağlayan toprakların çok yakınında yaşıyordu. Birkaç istisna dışında insan ömrü 35 yaşın üzerine çıkmamış ve 25 yaşın altına inmemişti. Eğitim hak değil bir ayrıcalıktı. Ve tüm bu bin yıllar boyunca birkaç düzine insanı bir anda öldürebilecek bir silah ve insanları gidecekleri yere atlardan daha hızlı ulaştıracak bir vasıta keşfetmemiştik. 15 bin yıl boyunca insanlar kendi toplumları dışında bir yerde üretilmiş tek bir ürüne sahip olamadılar. Bu durumu ne Simon Bolivar ne de Amerika'nın bağımsızlık bildirgesi değiştirebildi. Bugün elektriğimiz varsa, Şubat ayında yaban mersini yiyebiliyorsak, çiftlik olmayan bir yerde yaşıyor, araba kullanabiliyor ve ücretsiz temel eğitim alabiliyorsak, yatağımızı, antibiyotiklerimizi, doğum kontrol yöntemlerimizi, tuvaletimizi, içme suyumuzu uyanık ya da uykuda geçirdiğimiz her saniyeyi sanayi devrimine borçluyuz. Öncelikle her şeyi özetleyen çok basit bir grafik paylaşmak istiyorum. Sanayi devrimi öncesi dünya nüfusunun %80'i kendi hayatlarını sürdürebilmek ve geriye kalan %20'nin de açlıktan ölmemesi için tarımla uğraşıyordu. Bugün ise meslekleri sorulduğunda Amerika'da yaşayan insanların sadece %1'i kendilerini çiftçi olarak tanımlıyorlar. Eğer bugünlere geldiysek artık çiçek üretmemize de gerek yok. Hey bu arada bunlar gerçek mi? Köpükten mi yapılmışlar yoksa dijitaller mi? Eee ne mi oldu? Teknoloji oldu. İşte benim tanımım. Yeni enerji kaynaklarının kullanılması ile karakterize edilmiş sanayi sanayi devriminde makine kullanımı sonucu üretim artmıştır. Her şey birazdan daha karmaşık bir yer alacak ama bugünkü videonun amacı için her ne kadar modern kapitalizmine bağlantılı olsa da sanayileşmenin kapitalizm demek olmadığının altını çizmek istiyorum. Sanayi devrimi 1750'lerle başladı. Tüm dünya etkisi altına aldı ama başlangıç noktası Avrupa daha da kesin olmak istersek Britanya'dır. Neler mi oldu? Hadi düşünce balonuna gidelim. Sanayi devriminin getirdiği yenilikler birbirleriyle çok yakından bağlantılıdır. Mesela İngiliz tekstil sanayisini, tekstil yani sanayisini ele alacak olursak John Kane 1733'te atkı mekiğini bulmasından sonra dokuma hızı boyutlarda arttığından iplik talebi de artmış ve sonuç olarak ortaya iyi makinesi ve su çerçevesi gibi diğer icatlar çıkmıştır. Kısa bir süre sonra tüm bunlar su gücüyle mekanikleştirilecek buhar makinesinin icadı ile de atkı mekikleri çok büyük bir hızla pamuk fabrikalarına dönüşecektir. En başarılı buhar makinesi adı başka hiçbir şeye ithaf edilmeyen Thomas Newcomen tarafından madenlerdeki suyu temizlemek için icat edildi. Madenlerdeki su temizlendikçe daha fazla buhar makinesine güç verebilecek daha fazla kömür üretilmesi Newcomen'in buhar makinesi adı bir kuruma ve üniversiteye hitap edilmiş olan James Watt tarafından geliştirilmesine Watt'ın makinesi de demir demiryollarından istimbotlara ve hatta daha çok verimli pamuk fabrikalarına güç sağlamasına sebep olmuştur. Böylece tarihte ilk defa, keşke şaka yapıyor olsaydım ama kıyafetlerimizi beyazlatmak için bekletilmiş idrar yerine kimyasallar kullanmaya başlanıldı. Bu kimyasalın ilki sülfürük asitti. 1750'lerde Britanya'da kömür gücüyle çalışan kurşun madenlerindeki artan kurşun üretimine bağlı olarak kurşunla kaplı duvarları olan depolar sayesinde sülfürük asit üretimi de artmıştı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde daha hızlı ve ucuza beyazlatılıp dokunacak daha fazla ipliğimiz oldu ve bu iplik bugün hızlandırılmış kurs tişörtlerinin yapımında kullanılıyor. Sanayileşme bu kadar birbirine bağlı faktörler üzerinde ilerlerken her şeyin neden Avrupa'da özellikle de Britanya'da başladığını çözmek biraz güç. Ve bu neden sorusu tarihinin bulaşıcı tartışmalarından birine dönüşmüştür. Sanayileşmenin neden Avrupa'da başladığına dair bazı Avrupa merkezi düşüncelerle başlayalım. Kültürel üstünlük argümanı Avrupalıların herkesten daha iyi ve akıllı oldukları fikri üzerine kuruludur. Bu zaman zaman Avrupalıların üstün akılcılıklarına da bağlanmıştır. Bu arada bu argümanı ortaya atan insanların nereden geldiklerini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Tabii ki Avrupa'dan. Bunun yanında başkaları Avrupalıların bu devrimci tek teknolojileri olağan kılan bilim ve buluş kültüründen bahsederler. Daha özgür politik kurumların inovasyon ve mülkiyet hakkını desteklemesinin mucitlere destek olduğunu iddia edenleri de unutmayalım tabii. Son olarak bir de Avrupa'nın düşük nüfusu ele alınmalı. Çünkü düşük nüfuslar iş gücünden tasarruf etmeyi amaçlayan icatlar geliştirmek zorundadırlar. Aa şimdi açık mektup zamanı mı geldi? Buhar makinesine açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne var bir bakalım. Aa, bu Tardis. Yani Britanya sanayileşmesinin zirve noktası. Sevgili buhar makinesi, sana çok çılgınca bir şey söyleyeceğim. Kimse senin daha iyi olman için çalışmadı. Ama mesela elimdeki zamanda yolculuk yapmaya yarayan bu alet muhtemelen bir buhar makinesiyle çalışıyor. Dünya üzerindeki tüm elektrik ister kömürden ister nükleer santrallerden gelsin sadece bir buhar makinesidir. Su ve ısı bu sanayi devriminin ne kadar devrimci olduğunu ve ondan sonra olanların da sadece evrimden ibaret olduğunu çok ama çok iyi açıklıyor. Saygılarımla. Avrupa merkezli olsun ya da olmasın sanayi devriminin arkasında yatan sebepler konusunda bugüne kadar birçok şey duymuşsunuzdur. Ama bu sebeplerin ne zaman temel sebep olduğuna inansanız o sebebin arkasında yatan başka bir sebep olduğunu görüyorsunuz değil mi? Leonardo DiCaprio, James Cameron ve kömür madencilerine kulak verecek olursak daha derine inmeliyiz. Avrupa merkezli bu sebeplerle alakalı sorunlar bunların hepsinin aynı zamanda Çin ya da Hindistan ya da her ikisinin içinde geçerli olmasıdır. Buna ek olarak 1800'lü yıllarda Avrupa'nın gelecek 100 yılın en önemli üretim gücü olacağı da kimse tarafından tahmin edilemezdi. O zamanlar Çin, Hindistan ya da Avrupa hepsi endüstriyel anlamda birbirlerine yakındı. Çin'le başlayalım. Çin söz konusu olunca Avrupalıların kültürel üstünlüğü biraz komik oluyor. Çünkü Çin'in tarihini Konfüçyüs'ten bu yana kayıt altına alan bir medeniyet olmasının yanında bronzu, resimleri ve şiirleri de vardı unutmayalım. Ayrıca Çin'in ekonomik açıdan Avrupa'ya göre daha kötü bir durumda olduğu fikri de e, Çin'in kağıt para icat ve ipekten porselene kadar dünya ticaretine hükmeden ülke olmasıyla çürütülmüş oluyor. Sanayi devrimi öncesi nüfus büyümesi ekonomik başarının altında yatan tek etmenken Çin'in o zamanlarda en büyük nüfusa sahip olması pasta Çin'in icat kültüründen yoksun olduğunu da söyleyemeyiz çünkü Çinliler barutu, baskıyı, kağıdı ve biraz muallak da olsa pusula icat etmişlerdir. Son olarak son kanedanlığı sırasında Çin'deki özgür kurumlar saymakla bitmezler. Bazıları uzun zaman boyunca tuz ve demir gibi ürünlerde tekelleri destekledikleri için Çin'de özgür kurumlar olamayacağını söylerler ve bu doğrudur ama bu tekelleri zorlarken bir yandan o kadar da hata yapmışlardır. Gördüğünüz gibi bu gibi sebeplerden ötürü sanayi devrimi için Çin'de en az Britanya kadar iyi bir adaydı. Peki neden Çin'de olmadı? Çünkü Avrupalıların özellikle de Britanyalıların çok büyük iki avantajları vardı. Bunlardan birisi kömürdü. Gelişmiş ulaşım, iletişim, endüstriyel verim ya da kimyasal üretimin tarihini incelediğinizde karşınızda hep kömürü bulursunuz. Sanayi devrimi üretimi otomatikleştirmek için değişik enerji kaynaklarının kullanılması fikrine dayanıyordu ve İngiltere'nin yüzeye yakın kömür rezervi çok zengin olduğundan bu kömürü çıkarmak da oldukça ucuzdu. Bu sayede odun kısa zamanda ısınma ve yemek yapmak için yerini kömüre bıraktı ve İngilizler de daha fazla kömür çıkarmak için çalışmaya başladılar. Kömürün birçok ölüme yol açması dışında buradaki sorun kömür madenlerinin zaman su altında kalmasıydı. Az önce de söylediğim gibi kömür madenciliğinin insan ve gezegenimizin sağlığı üzerinde de oldukça olumsuz etkileri var. Ve ama yer altından daha çok kömür çıkarılması için verilen tüm destekler sayesinde kömür madenlerindeki suyu dışarı pompalayacak buhar makineleri icat edildi. İlkel buhar makineleri verimsiz oldukları için çalışmalar için daha fazla kömür gerektiriyor ve bu da İngilizlerin işine geliyordu tabi. Buhar makineleri ucuz İngiliz kömürü kullanıp ucuz İngiliz kömürünün ucuz kalmasına yardım etti ve ucuz İngiliz kömürü de sanayi devriminin demir yollarından çeliğe kadar tüm öğelerini mümkün kıldığı için pozitif bir geri bildirim döngüsü yaratmış oldu. Oldu. Trenler demir yolunda gittiği için demir yollarının çeliğe, çelik de ağır olduğu için onların da demir yollarına ihtiyacı vardı. İngilizlerin ikinci avantajları da ücretlerdi. Britanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'yı kapsayan coğrafi bölgedeki ücretler 18. yüzyılın başında dünya üzerindeki en yüksek ücretlerdi. 1725'e denk gelirken Amsterdam'da 9 gram, Pekin, Venedik ve Floransa'da 4 ve Delhi'de de 2 gramın altındaydı. Britanya'daki ücretlerin neden bu kadar yüksek olduğunu tam olarak anlayamasak da burada nüfusu inanılmaz bir ölçüde azaltarak işçi pazarını sıkıntıya sokan kara ölümün de payı olduğunu düşünüyoruz. Bu arada aynı durumun aslaktan kırılan İtalya'nın başına gelmemiş olması ayrı bir konu. Yüksek ücretleri ucuz kömür fiyatlarıyla bir araya geldiğinde üreticiler üretim masraflarından kısmak için makinelerle ilgilenmeye başladılar. Tarihçi Robert Allen'dan bir alıntı yapmamız gerekirse ücretler yüksek ve enerji ucuzdu. Bu fiyatlar şirketlere güçlü yardımlar sağlayarak kapital ve kömürün emek ile yer değiştirdiği teknolojiler üzerinde çalışmalarını ve sanayi devriminin gerçekleşmesini sağladı. Ah sanırım insanlar beni yine Avrupa merkezci olmakta suçlayacaklar. Bunun yanında bir de anti Avrupa yanlış olduğumu düşünenler var. Ben yanlı falan değilim. Avrupa'yı çok seviyorum. Avrupa sayesinde en sevdiğim peynirleri, ülkeler arası kayak yapma ve Charlie Chaplin'le tanışma fırsatını elde ettim. Bunlar bana kömürün yüzeye yakın olmasının Avrupa'nın kültürel üstünlüğüyle bir alakası olmadığını anımsatıyor. Ücretler sorusu biraz farklı çünkü ortaya bu yüksek ücretleri sadece Avrupalıların ödemek istediği gibi bir durum çıkartmıştır. Son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Hindistan en düşük ücretleri ödemesine rağmen dünyanın en büyük pamuklu tekstil üreticisiydi. Bunun yanında oldukça verimli bir tarımı olması da işçilerin oldukça düşük ücretlerle çalıştırabileceği anlamına geliyordu. Bunu kocaman bir nüfusla birleştirirseniz Hint tekstil üretiminin makineler olmadan da oldukça verimli olması sonucu Hindistan sanayileşme ihtiyacı hissetmedi. Bizim perspektifimiz açısından daha da önemli olanı Hint pamuk üretiminin Britanya sanayileşmesini de desteklemiş olduğu argümanıdır. Sanayi devriminin ilk safhalarına e, pamuk tekstili sebep olmuş ve Britanya'nın pamuk üretimine bu kadar hevesli olmasının sebebi de talebin oldukça fazla olmasıdır. Pamuklular yünlülerden daha rahattırlar ve Hindistan'dan çok düşük fiyatlara ithal edildikleri için de çok ucuzdurlar o halde. Hint pamuğu pazar yaratınca İngilizler de Hindistan'la başa edebilmek için üretimi artıracak makinelere yatırım yapıp Hint uzmanlığını ithal ettiler. Avrupa sanayileşmesinin bir dünya fenomeni olmasının sebeplerinden biri de budur. Tarihin bu bulaşıcı ve dikenli tartışmalarından hoşlananlara çok iyi bir haberim var. Bir sonraki videoda kapitalizm hakkında konuşacağız arkadaşlar. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.